Saadet Partisi Ordu İl Başkanımız Erkan Temiz de siz sevgili Çaybaşılı hemşerilerimizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyor. Hoş geldiniz. Yolsuzluğun ensesinde, haksızlığın karşısında, kim ve nefretten uzakta, yurdumun her geldi Çaybaşı. Hazır mısınız? Memleket aşığı, ordu sevdalısı, ordunun gururu, özüne, yurduna, yuvasına geliyor. Aç bağırır Çaybaşı. Dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. İdris Nami Şahin geliyor. Halim neden böyle soruyorsun kendine, çaresizsin sanma, çare sensin anla. Eve dönüş bu, öze dönüş bu, hazır mısın Çaybaşı? Dürüst olmak gerekirse gelecek hesabette. Karadeniz'in merkezi, büyük ordumuzun, güzel ordumuzun Çaybaşı ilçesinin çok saygıdeğer, vefalı, dost insanları, benim sevgili kardeşlerim, her zaman her yerde iftiharla andığım değerli hemşehrilerim, bugün bu saatte sizlerle buluşmak kısmet oldu. Bu güzellik için, bu güzel buluşma için Yüce Allah'a hamd ederek, şükrederek sözlerime ezan öncesi başlamak istiyorum. Çaybaşımızın değerli insanları, sevgili hemşehrilerim, bulunduğumuz tarih ve takvim itibariyle bir seçim döneminin içindeyiz. Yüce Allah ülkemize, milletimize bu seçimlerin hayırlı olmasını, başarılı geçmesini nasip etsin diye dua ediyorum. Kardeşlik içerisinde, dostluk içerisinde bir seçim dönemini inşallah orduda, ordunun her yerinde idrak edeceğimize sizlere güvenerek inanıyorum. Ülkemiz sıkıntılı günler yaşamaktadır. Bu sıkıntı ekonomiktir. Bu sıkıntı
güvenliktedir. Bu sıkıntı siyasettedir. Ama inşallah birileri ülkeyi farklı açılardan sıkıntıya soksa da, soktuğunun farkında olmasa da, halkımız her zaman olduğu gibi, yüce milletimiz her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı dönemi de ferasetiyle, dirayetiyle aşmayı bilecektir inşallah. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, aklı selim daima galip gelecektir. Zira biz biliyoruz ki bu dünya fanidir. Ölüm de her zaman anidir. Halkımız bunun farkındadır. Bunu anlamak için çok yüksek eğitimler almaya gerek yok. Lisansüstü masterlar yapmaya, doktora yapmaya gerek yok. Amerika'ya filan gitmeye gerek yok. Mezarlıklar her mahallede var. Her gün bir komşumuzu, bir akrabamızı, bir yakınımızı gönderiyoruz rahmeti rahmana, veda ediyorlar. Ve orada bir kez anlıyoruz ki, bir kez daha görüyoruz ki bu dünya kavga etmeye, gürültü çıkarmaya değmez. Bu dünyanın makamı, mevkii asla peşinden koşmaya gelmez. Bu dünya bizim için gelip geçici bir mekan, bir imtihan dünyası. Ne mutlu ki o imtihan dünyasında ne olursak olalım, kim olursak olalım, ister şah, ister padişah olalım, ister başkan, ister işçi olalım. Ama insan olarak gelip geride bir hoş sada bırakarak, iyi komşuydu, iyi arkadaştı, iyi insandı, iyi başkandı, iyi politikacıydı, iyi muhtardı, iyi esnaftı, iyi bakkal amcaydı, iyi hoca amcaydı dedirtebilmektir önemli olan, asıl olan. Gerisi hikayeden başka bir şey değil. Zira kimse sofraya oturduğunda varlığı ne kadar olursa olsun, çay başının yarısı, dünyanın üçte biri onun olsa bile iki tabaktan, bilemediniz tatlısıyla üç tabak yemekten fazlasını yemez, yiyemez. Zengin de, fakir de orada eşitlenir aslında. Ne kadar güçlü olursa olsun, bir bütün ekmeği, fırından alacağımız ekmeği yemeye gücü yetmez. Belki orduları sefere çıkarmaya emri yeter ama bir şeylere emri yetmez. Yüce Allah bize bazı konularda farklılıkları, farklı mevki ve imkanları elde etmeyi nasip eder, etmiştir. Ama belli durumlarda, belli zamanlarda aslında biz her gün ikaz altındayız. Gardıropta 20 tane elbiseniz olsa onun ancak bugün bir tanesini giyebiliriz. 20'sini birden giyme şansımız var mı? Yok. O halde tek elbisesi, tek pantolonu, tek ceketi olanla aslında 100 tane olan arasında şu anda bulunduğumuz ortamda bir fark yok. Allah Teala bizi uyarıyor farkında olur isek. Şimdi geldiğimiz günde, geldiğimiz noktada bir seçim takviminin içerisinde biz hayata ve hayatın içerisinde her şeye, siyasete bu gözle, bu anlayışla, bu ahlakla bakarak dünden bugüne geldik. Böyle baktığımız için de birileri belki bizi tam anlayamadı. Ankara, İstanbul, bir takım medya patronları, bir takım güç odakları, dükalıklar orada bizi çok kabul etmek istemediler. Ama onlar ne derse desin, ne yazarsa yazsın, ne söylerse söylesin, beni anlayan, beni kabul eden, benim bu farkındalığımın farkında olan ordumuzun, çaybaşımızın, ünyemizin asil, vakur, ferasetli ve cesaretli insanları beni her zaman anladı ve bugün de anladı. Sizlerin kadın erkek her meslekten, her yaştan, her bölgeden insan olan hem değerli hemşerilerim,
bu seçim döneminde bir talebiniz, bir isteğiniz bir yerlerden duyuldu. Ben duymak zorunda kaldım. Birçok yerden duyuldu. Neredeyse Arş-ı Ala'dan duyuldu ama bazı yerler duymazdan geldi. Bazı yerler görmezden geldi. En sonunda kader ağlarını ördü. Milli Görüş'ün adresi Saadet Partisi'nden aranıza, yanınıza Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Ordu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bütün partilerin belediye başkanı adayı olarak A'dan S'ye, AK Parti'den Saadet Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Büyük Birlik Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye, bütün partilerin ortak adayı olarak Saadet Partisi sonuçta bu görülmeyeni gösterdi. Duyulmayanı duyurdu. Bundan sonra ses de bizim, söz de bizim, karar da sizin inşallah. Saygıdeğer hemşehrilerim, biz dün olduğu gibi bugün de inşallah işimizi sevgiyle yapmaya, saygıyla yürütmeye, akılla yürütmeye, bilgiyle yürütmeye, ahlakla yapmaya devam edeceğiz. Kararımız, andımız, inancımız bu yöndedir. İnşallah 2019'dan 2024'e uzanacak takvim döneminde hep beraber ordumuzda, büyük ordumuzda, güzel ordumuzda birlikte yeni işler, yeni şeyler yapacağız. Vazgeçemeyeceğimiz bir özelliğimiz şudur. Ordu bir büyük ildir. Ordulu bir büyük camiadır. Çaybaşısıyla, İkitlesiyle, Ünyesiyle, Gülyalı'dan Mesudiye'ye kadar 19 ilçemizdeki insanlar, bu coğrafyada ortak kaderi yaşayan insanlar bir büyük birliğin mensuplarıdır. Ordulu hiçbir yerde, hiçbir ilçede ve köyde, mahallede birbiriyle tartışmayan, birbiriyle kavga etmeyen insanların adıdır. Ordu bizim üzerinde titrediğimiz, birliği bütünlüğü üzerinde emeğimiz olan ve hassasiyetimiz olan bir yerdir. Bundan sonra ne yaparsak yapalım, yol da yapsak, kanalizasyon da yapsak, sosyal tesis de yapsak, cami de yapsak, okul da yapsak, sigortası da yapsak, ne yaparsak yapalım, onları bir şekilde yaparız. Ama daha çok yapmamız gereken ordunun birliğidir, orduluların beraberliğidir. Onun için bundan sonrası daha güzel olacak, daha huzur içerisinde olacak inşallah. Ordu halkıyla Türkiye'deki gerginliğin, ayrışmanın, kutuplaşmanın yanlış olduğunu bir kez daha bu seçimde gösterecek. Ve inşallah 20'de 21 diyerek çıktığımız yola. Geçen sefer 20, yani 2014'te 20'de 20 demiştik. O 20'de 20'yi de siz yaptınız. Ordu halkı görevini yaptı. Ama 20'de 20'nin sahipleri, halkın emanetini alan ekipteki arkadaşlarımız diyorum, çünkü benim de arkadaşlarım da onlar, maalesef beklenenin gereğini tam olarak yapamadılar. Bugün geldiğimiz noktada halkımız burada gene kararını doğru ve farklı bir şekilde verdi. Ordunun her yerinde, her ilçesinde, her köyünde dedi ki, diyor ki, Ordu bir büyük şehir. Biz büyük şehir için farklı bir tercih yapmak istiyoruz ve yapacağız. Bütün partililer olarak tek bir seçim ve tek bir kişiyi seçeceğiz. Benim bundan bir endişem yok. Şimdiden seçiminizin yapıldığının farkındayım ve buradan size ve sizin aracılığınızla
herkese, her yere diyorum ki cimriniz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Değerli hemşehrilerim, 19 tane de ilçemiz var bildiğiniz gibi. Halkımız benim gördüğüm kadarıyla şu anda şöyle bir tercihin içerisinde. Bütün güçleri tek bir adrese teslim etmenin yanlışlığı oluyor. Oradan sanki güç zehirlenmesi gibi veya tembellik gibi bir suç ortaya çıkıyor. Halbuki onun yerine her ilçe kendine göre en uygun, en başarılı adayını seçer ise, bu Saadet Partili olabilir, bu Büyük Partili, Büyük Birlik Partili olabilir, bu AK Partili olabilir, bu Cumhuriyet Halk Partili olabilir, bu Milliyetçi Hareket Partili olabilir, bu İyi Partili de olabilir. Her ilçede, her ilçeye uygun, başarılı, dirayetli, ilçenin heyecanını taşıyan, ilçenin yükünü alacak olan herhangi bir başkan olabilir. Bendeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bugünden verdiğiniz kararı 31 Mart'ta da sandığa mühür vurarak seçtiğiniz takdirde hangi partiden olursa olsun bütün arkadaşlarımla birlikte uyum içerisinde ve inşallah daha başarılı hizmetler yaparak yolumuza devam edeceğiz. Ordu demokrasinin ortak bir laboratuvarı olacak, ortak bir bahçesi olacak. Ordu demokrasi bahçesi olacak. Her görüş, her parti iyi insanlarıyla, başarılı adaylarıyla burada, bu topraklarda kendini gösterecek ve inşallah belki de 2022-2023'lerde yapılacak olan seçimlerde Türkiye'de toplumu A, B grupları yerine her çeşit rengin ve görüşün iş başına gelebildiği, doğru fikirlerin, doğru kadroların iş başına gelebildiği yeni bir döneme geçiş noktasında Ordu'nun bugün yapacağı, 31 Mart'ta yapacağı seçim Türkiye'ye bir örnek olacak. Ve bizim de hedefimiz güzel ordumuzu sadece adıyla değil, kendisiyle güzelleştirmek. Büyük ordumuzu sadece adıyla değil, kendisiyle büyük yapmak. Gerçekten büyük yapmak. Bizim büyük dememiz de olmaz. Samsun'a baktığı zaman şurada bir ordu var. Yakın zamanda doğdu, büyüdü, gelişti. Neredeyse Samsun'u geçti dedirtmek için yola gideceğiz. Gurbetteki, Samsun'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki, Avrupa'daki, Japonya'daki değerli hemşerilerimiz orduyu ve ordululuk şuurunu daha gururla taşıyacaklar. Ve onlar da gurbetten buradaki bize emanet orduyla ve orduluyla gurur duyacaklar. Ordu büyük şehir olarak idari ve siyasi bakımdan Türkiye'nin yukarı ligine, süper ligine oturmuş bir ildir. Diğer göstergeleriyle, işsizliğiyle, ekonomisiyle, gelir düzeyiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, ticaretiyle, sanayisiyle de, altyapısıyla, turizm tesisleriyle inşallah daha yukarı liglere, daha yukarı seviyelere çıkmak durumundadır. Biz bunu inşallah ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımızla birlikte, sizin seçtiğiniz değerli arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek, gönül gönüle buluşarak birlikte başaracağız. Ordunun hangi partiden olursa olsun her insanı benim can kardeşimdi bugüne kadar. Bundan sonra da kan kardeşimdir, kan kardeşim olacaktır. Dünümüz bellidir. Bugünümüz artık anlaşılması zor değildir. Birileri ne derse desin. Birileri bir zamanlar PKK, KCK ile mücadele ederken bizlere bela okuyordu. Birileri de susuyordu ama siz susmadınız.
Şimdi de birileri PKK'lılar başka, birileri de başka bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Sebebi şu, eğer farklıysanız, halkınızdan kopuk değilseniz, halkınızın içinden ve onunla beraberseniz, birilerinin yanında birilerine benzeyerek salonlarda, lobilerde bir yerlere teslim olmadan ben de Türkiye'nin orta yerinde siyaset ve idarecilik yapabilirim diyorsanız sizi bir yerler kabul etmiyor. Ya halktan bırak ayrılacaksın, halkın içinden çıkacaksın, oralar gibi olacaksın, oralar ayrı bir dünya. Ya da biz seni bitiririz diyorlar, saldırıyorlar. Ama şunu bilsinler ki halkla uğraşılmaz, halkla savaşılmaz rahmetli Demirel'in dediği gibi. Ya o zaman halk sevdiğine sahip çıkar. Halkın sevdiğiyle de uğraşılmaz. Uğraşırsın, gücün vardır ama güçlü olduğun, haklı olduğun anlamına gelmez. Halk feraset sahibidir. Zannedilmesin ki birileri çok mevkide, çok yükseklerde. Onun aklı daha fazla, onun bilgisi daha fazla anlamına gelmez. Herkesin beyni 425 gramdır. Kimse de kendisini küçük görmesin. Ben görmüyorum, sizi de küçük görmüyorum. Siz de kendinizin farkında olun. Siz yiğit, asil ve akıllı insanlarsınız. Ve böyle olacaksınız. İnşallah. İnşallah bundan sonrası her açıdan ilimiz için güzel olacak. Biz memleketin her konusunda Allah'ın izniyle fikir sahibi ve görüş sahibi olduk, olmaya da devam ederiz. Ama ülkenin genel siyaseti, ekonomik düzeni vesairesi, benzin zammı, mazot zammı, ben bunlara burada yerelde asla girmek istemiyorum. Kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Zaten hiçbir şey söylemesem de durduğum yerde pancar çorbası içerek benden çok rahatsız oluyorlar. Niye? Halkın içinde halkla beraber olduğum için. Halkla beraber olmak için illa Cumhuriyet Halk Partili olmak da gerekmiyor tabii. Neticede biz halkız. Herkes halk. Kalkınma için illa AK Partili olmak gerekmiyor. Kalkın, Cumhuriyet Halk Partili de kalkınma için uğraşıyor. İsimlerle birbirimizden bizi, sloganlarla birbirimizden bizi ayıramazlar. Onun için biz diyoruz ki hepsi içerisinde. Şehrimizin, ordumuzun, çaybaşımızın kalkınması için, halkımızın huzur, güven ve mutluluğu için, halkımızın iyiliği için bir hareketin içindeyiz. Şimdi buraya kadar hareket de var, halk da var, iyilik de var, mutluluk da var, saadet de var, birlik de var, hepsi var. Bu cümlenin içerisinde bütün kavramlar var. O halde biz siyaset ne dinimiz ne imanımız, partiler hizmet için araçtır. Partiler insanın ve şehirlerin, ülkenin kalkınması için bir araçtır. Bu araçlara takılmayacağız. Niye partili olduk? Niye parti kurduk? Memlekete hizmet etmek için. O halde hepimiz onun bir adım ötesinde olmaya ve öyle düşünmeye mecburuz. Ve doğru yolun bu olduğunu, doğru düşüncenin bu olduğunu müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Ben böyle anladım, böyle uyguladım, böyle de olmaya, böyle de uygulamaya devam edeceğiz. Ve inşallah kardeşlik içerisinde, sevgi içerisinde, huzur içerisinde yeni bir dönemi birlikte idrak edeceğiz. Hasmane bir seçim değil, dostane bir seçim diyerek çıktık yola. Gören değil, sorunları gören bir anlayışla çıktık yola. Öze dönüş, eve dönüş diyerek çıktık bu yola. Ve inşallah devam edeceğiz. 20'de 21, eller bir, gönüller bir diyerek çıktık bu yola. Ve inşallah
20'de 21'i sizinle de paylaşayım. 20'si Ordu'da, 1'i Çaybaşı, 18'i diğer ilçelerimiz, 20'si Büyükşehir. Ya 21 ne? 21'i şudur değerli dostlar, değerli hemşerilerim. Ordulu olup da, Ordu dışında siyasi mücadele veren ve buralarda yer tutmuş olan Ordulu adaylarımız, belediye başkanı adaylarımız, meclis üyesi adaylarımız var. Bilebildiğim kadarıyla İstanbul'da, Çekmeköy, Eyüp, Pendik ve Adalar'da 4 tane Ordulu kardeşimiz de belediye başkan adayı. Bizim 21. belediyemiz onların aday olduğu yerler. Nerede bir Ordulu varsa parti ayrımı gözetmeksizin o Ordulu adaylara sahip çıkması, destek olmasıdır mesajımız. Bizim de buradan sevgimiz ve dileğimiz, şans dileğimiz onlardan yanadır. Ve hepinizi Allah'ın adıyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizi selamlarken kendimi size, sizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Birileri sarayı da tarımda kalmışız yine.